Alper abinizi tanımayanlar için Alper abiniz isterseniz biraz kendisine anlatsın. Basketbol hayatı nasıl geçti? Nerede başladı? Sonrasında o özel konuya gireriz zaten. Evet, ben Alper Saruhan, 1982 Ankara doğumluyum. 23 yaşına kadar Ankara'da yaşadım. Ankara'da şu anki TBL, o zamanki Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Mülkiyespor'da 5 sezon oynadım ve oranın altyapısında yetiştim. Genç takımım da orası. Tabii Ankara basketbolu aslında basketbolun mihenk taşlarından biridir. Türk basketboluna çok önemli insanlar kazandırmıştır. Ve daha sonrasında da çok önemli oyuncular kazandırmıştır. Aydın abi, Murat Didin, Çetin Yılmaz gibi isimler hep Ankara basketbolunun yetiştirdiği isimlerdir. Sonrasında ben de Süper Lig seviyesine çıktım Mülkiye'den ayrıldıktan sonra. İlk başta Tekel Spor vardı o zaman. Tekel'e transfer oldum. Sevgili Hakan Demir o zaman Efes Pilsen'di. Şu an Anadolu Efes'in asistan koçuydu ve Tekel'in head koçu olmuştu. Beni de Ankara'dan tanıyıp bildiği için onunla beraber bir yola başladık. Onun da ilk profesyonel senesiydi. Benim de ilk Süper Lig deneyimimdi. Tekel'den sonra Orhun Emek ile beraber Işıkspor'da bir sezon oynadım. Köşesinden kıyısından Süper Lig'e çıkmayı kaçırdık. Daha sonra Yücel Platin'le beraber iki sezon Oyaklarına da oynadım. O iki sezonun içerisinde bir tane Türkiye Kupası finali oynadık ki bizim için çok değerliydi. Çünkü ligin en düşük bütçeli takımlarından biriydik. Ama elediğimiz kulüpler Galatasaray, Beşiktaş, Karşıyaka, Efes'ti. Ve finalde de Türk Telekom'la karşılaştık. Türk Telekom çok güzel bir kadrosu vardı. Elamin, Tutku Öçek, şu an hatırlayamadığım Bekir Yarangöme olabilir. Çok ciddi, iyi bir kadrosu vardı ve onlar finalde bizi yenip Türkiye Kupası şampiyonu olmuşlardı. Biz de ikinci olmuştuk. Daha sonraki sene yine Oyaklarına da devam ettim. Zaten diyabetimin çıktığı senede o ikinci sene. Oraya geri dönüş yapacağız büyük ihtimalle. Kariyerime devam etmem gerekirse 3 sene Pınar Karşıyaka'da oynadım. Karşıyaka'da oynadığım süre içerisinde Avrupa Kupalarında ilk 8'e kaldık. Üst üste playoff oynadık. Sonrasında evlendim ve ailemin yanına gitmek çok istemiştim. Tekrar Ankara'ya, Türk Telekom'a transfer oldum. Türk Telekom'da sevgili rahmetli Koray Eş'ti antrenör. Koray abi de Mülkiye'de benim basketbolcu olabilmem için çok emek vermiş bir insandı. Fakat o dönemlerde kanser rahatsızlığı vardı. Ve ben birazcık da ahde vefa düşünerek onun yanına gitmeyi çok istedim. Onun da ilk tecrübesiydi. Fakat sezon ortasında bir ayrılık gerçekleşti. Devam edemedi lige. Belirli sebeplerden dolayı. Sonrasında Uşak Anadolu kulüplerinden Uşak Sportif'e transfer oldum. Oranın ilk transferlerinden biriyimdir takım kaptanı olarak. Uşak da çok enteresan bir kulüptü ve şehirdi. Anadolu şehri ve gerçekten çok ufak ama çok başarılı oldu daha sonrasında. Zaten bizim gelmemizle playoff oynadılar. İlk sene Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandılar. Ozan Bulgaz'ın Uşak gibi küçük bir şehirde yarattığı basketbol potansiyeli Türkiye liglerine yansıdı. Ve bence bu bir başarı öyküsü. Sonra oradan tabii şaibeli bir şekilde ayrılık yaşadım. Enteresan. Hani böyle anlatırlar. Oyuncuların hayatında bu tip böyle şaibeler yaşanır. Benim başıma geleceğini hiç düşünmezdim ama geldi. Oradan Trabzonspor'a transfer oldum. Trabzonspor'da yaklaşık 3,5 sene oynadım. Bir yarım sezonda Sakarya'ya gittim. Sakarya'yı lige çıkardık. O kadro da çok müthişti. Trabzonspor'un kapanmasıyla beraber oranın kaptanlığını yaptım ve orada Avrupa Kupası finali oynadık. Türkiye Basketbol Ligi'nde, Süper Ligi'nde yarı finale yükseldik o sene. Avrupa Kupası oynadığımız zaman. Avrupa Kupası'nda son salise basketiyle Avrupa ikincisi olduk. Oradaki deneyimlerim benim gerçekten hayatımdaki en önemli deneyimlerdi. Çünkü camia takımlarından Pınar Karşıyaka'da oynama fırsatı bulmuştum ama Türkiye'de ve dünyada ismi bilinen hem futbol kulübüyle tanınan hem de taraftar kitlesiyle bilinen yaklaşık 10 milyon taraftarı olan bir kulübün bir parçasıydık biz de Trabzonspor'un. Ve çok ciddi bir başarının tam böyle nasıl söyleyeyim ağzımıza böyle bal çalındı. Ben kupayı kaldıracağım hevesiyle beklerken bir anda maçı kaybettik ve
O da bir hüsran oldu. Sonra kulübün kapanmasından sonra kariyerimle ilgili aslında doğru yönetemediğim bir sürece girdiğimi düşünüyorum. Konya Selçuk takımına transfer oldum. Yarı sezonda oradan ayrılıp Manisa'ya geldim. İzmir'e taşındım ailemle. Ve Manisa sezonu bittikten sonra bu sezon itibariyle basketbolu bırakma kararı aldım. Kariyerim böyle. İki tane kızım var. Evliyim. Yaşamım bu şekilde. Ne güzel. Peki bu diyabet... Bir şey ekleyeceğim. Kariyerine ek olarak her eve lazım nokta atış şütör olduğunu da ifade edeyim. onu da unutmaman lazım söylemeyi. Yani evet, şutla yaşıyordum gerçekten. Çünkü Marcel abi de iyi bilir. Bize ilk gelip fundamental eğitim verdiğinde aslında o topu doğru yere vurabilmenin aslında şutu atabilmek için de çok önemli bir kanal olduğunu bize öğretmiştir Marcel abi. Pick and roll oynamanın önemini özellikle 2 ve 1 numaralara öğrettiğinde biz 3 numaralar olarak çok daha rahat şutlar atmaya başladık. Hatta bir hatırlıyorum, bir Efes maçıydı Bursa'da oynadığımız. 5'te 5 ile başlamıştım. Ve gerçekten o kadar boş kalıyordum ki bunun tamamıyla sebebi Marcel abinin o pick and roll'ü kısalara doğru oynatabilmeyi göstermesiydi. Onlar öyle oynadıkça biz boş kalıyorduk. Biz dolu olursak devrilene pası veriyordu ya da yansıtma pasla 4'ten 5'e indiriyordu. O sayede aslında 3 numarada parladım diyebilirim abi. Senin açtığın kanal bizim işimize yaradı. Mori abi kanal açtı ama biz bu kanalı bir türlü idare edemez duruma geldik. Az önce bir uyarı verdi. Çok az vaktiniz kaldı diye. Daha önce 40 dakikalık bir durumumuz vardı ve o son 10 dakikada bize bilgi veriyordu. Kesilirse yanlış anlamayın. O yüzden bu uyarıyı yapmak zorunda kaldım. Ben o zaman ufak bir şey yapayım. İçimdekini sana aktarayım. Gerek Trabzon'da gerek İBB'de koşuk yaptığım dönemde ben seni takımda görmeyi çok istemiştim ama bir türlü fırsat olmadı. İnşallah bundan sonra başka yerlerde buluşuruz diyeyim. Çünkü basketbolcu olarak değil ama insan olarak karakterini çok beğenen biriyim. Onu net olarak söyleyeyim sana. Bu diyabet konusuna girebilir misin? O ne zaman başladı? O Türkiye Kupası finalinde Oyak Renault ile ikinci olduğumuz sezonun sonrasında benim kardeşime o yaz, ligler bittikten sonra tip 1 diyabet tanısı konuldu. Fakat kardeşim sporcu değildi. Daha 17 yaşındaydı. Üniversite sınavına girecekti. Kiloluydu. Düzensiz bir hayatı vardı ve yüksek şekerle tanı konuldu ona. Daha sonrasında normalde bu tip aile üyelerinden birine tip 1 diyabet tanısı konduğunda ailenin diğer üyelerine de bir test yapılıp tedbir amaçlı bakılması gerekiyordu. Ama bana bakılmadı. Sporcu bu çocuk. Hani eli ayağı düzgün, hani böyle kilosu yok, bir şey yok denilmişti. Fakat yeni sezona başlarken bile biliyorsunuz sezon başında takımca gidilip bir sağlık kontrolünden geçilir. Onda da bir şey yoktu. Liglerin başlamasına bir hafta kala, çok iyi hatırlıyorum, Mersin'le oynayacağız. Maç toplantısında ben böyle bir çok tuhaf oldum. Böyle ruhum çekiliyor gibi oldu, bayılacak gibi oldum. Ve herkesin ortasında. Herkes şahittir bu duruma. Beni hastaneye götürdüler. Çok böyle bir şey yok yani. Kan testi falan yapılmadı. Tansiyonun çıkmış denildi. Ama ertesi gün semptomlar gelişti bende. Kardeşimde yaşadığımız semptomların aynılarını hissetmeye başladım. İşte diyabet tanısı konan insanların hem tip 1 hem tip 2, yani yüksek şekerli olanlarda belirli semptomlar gelişiyor. Bunlar ağız kuruluğu, çok sık idrara çıkma, işte ani kilo kaybı ya da çok aşırı kilo alma, yemek yediği halde sürekli acıkma, yemek yedikten sonra uyku hali, sürekli yorgunluk hali gibi semptomlar açığa çıktı. Ve çıkar bu, yani herkesin kendine dikkat etmesi lazım bu konularda. Sonrasında ben de doktora gittiğimde sınırın biraz üzerinde şekerim çıktı ve kanda öyle açlık kan şekeri olarak çıktı. Fakat pankreasın enzimlerine bakıldığında pankreasım artık yok olma aşamasına gelmiş. Ona balayı dönemi diyoruz. Hemen insüline bağlandım. İnsülin bağımlısı oldum, yani iğne yapmaya başladım. Fakat yüksek dozlarda değil, daha düşük dozlarda. Tabii bu süreç içerisinde şöyle bir durum var. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki abilerim olarak basketbolu
benim zamanımda seçerken ya basketbol seçecektin ya eğitimi seçecektin. Yani ikisi bir arada yürümüyordu. Şu an daha iyi yürütebiliyorlar aileler. Benim zamanımda o çok mümkün değildi. Özellikle üst seviyeyi düşünen bir sporcu olarak. Tek hayattaki idealim ve isteğim iyi bir basketbolcu olabilmekti. Yüksek seviyelerde top oynayabilmekti. Fakat doktorlar bana dedi ki basketbolu bırakman gerekiyor. Yani böyle bir şeyin mümkün olmayacağını ben kendi penceremden biliyordum ama bunu hem doktorlar camiasında hem spor camiasında insanlar garip karşıladı. Yani böyle kronik rahatsızlığı olan birinin spor yapabilmesi doğru bir şey değil diye. Gerçekten çok zor bir adaptasyon ve çok zor bir hayat tarzı. Diyabetliyken basketbol, performans sporu yapabilmek. Sadece basketbol değil yani. Performans işi yapan her şeyde diyabet engelleyici bir unsur. Daha sonradan Türkiye'de bir örneğin olmadığı, bir örneği olmadığı için de diyabetle ilgili hani bana Alper git şunu takip et, git şu insanla konuş, bunu başarmış, sen de aynı şeyleri uygularsın diye bir yol gösterici bir kimse olmadığı için doktorlar direkt yani basketbol bıraksan iyi olur dediler. Ben de hayır oynayacağım dedim. Sonra Türkiye'nin en iyi doktorlarından birkaçına gittim. Endokrin profesörlerine, diyabetle ilgili olan insanlara. Bana diyabetimi doğru yönetmem için bir plan çizdiler. Bu planı doğru uyguladığımda, doğru zamanda insülin yaptığımda, doğru beslendiğimde, diyetime dikkat ettiğimde, sisteme dikkat ettiğimde basketboluma engel olmayacağını ya da bunu sürdürülebilir olacağını söylediler. Ben de o diyeti ve düzeni planlı hayatı yaşamaya başladım. Fakat bu dönemde ne yazık ki psikolojik olarak da bir sınır aşıyorsun. Yani bu psikolojik sınırı aşmak gerçekten çok zor oluyor. Çünkü normal yaşayan sporcu gibi beslendiğimi düşünürken, normal yaşadığımı düşünürken aslında tamamıyla birçok hata yaptığımı gördüm bu süreçte. Ve bunların birçoğunu da psikolojik açıdan aşmam gerekti. Çünkü belli alışkanlıkların hepsini yok etmem gerekiyordu. Abi duyabiliyor musunuz bu arada? Duyuyorum, duyuyorum. Çok net duyuyorum. Heh. Tamam. Bu süreçte hem basketbolu performans işi yaparken hem diyabetimi yönetmek, hem özel hayatımı yönetmek, sistem kurmak zordu. Zor geçen bir süreçti. Ama ben bunu kısa sürede atlattım. Diyabetimle arkadaş oldum. Ve o dönem için Türkiye'deki tek tip bir diyabetli profesyonel sporcuydum. Şimdi belki birkaç tane Süper Lig'de olmasa da bazı liglerde kadın liginde olabilir. Birkaç tane arkadaşım var diyabetli. Dünyada 4-5 basketbolcudan biri haline geldim tip bir diyabetli olarak. Tabii istatistiğe vurduğumuzda şöyle bir durum var. Dünyada 450 milyon diyabetli var. 450 milyon insan demek bir ülke demek neredeyse. Hatta çok büyük bir ülke demek. Bu kadar insanın içerisinde diyabetiyle yaşayan ve profesyonel spor yapabilen çok azınlık. O yüzden %3, %5, %1 diyorum yani. Aslında bu başarı. Bu başarı evet acıyla, zorlukla, mücadeleyle yapılmış bir başarı. Elde edilmiş bir başarı. Fakat bu şu demek, ben mücadelemi verirken kendi ismimin altına imzamı atarak vermedim aslında. O imzayı atarken başarılı olduğum her pozisyonda, her senede, yani her seneyi tamamlamak benim için bir başarıydı bu arada. İlla madalya almak, istatistik yapmak falan değil. O seneyi 6 yabancıyla bir takımın kaptanı olarak kendi adıma o sezonu bitirmek, sakatlanmadan, işte sağlığıma zarar vermeden bitirmek benim için büyük başarıydı. Çünkü benden sonra gelecek tip 1 diyabetlilere bir örnek oluyordum ve onlar benim yolumu takip edebileceklerdi ki zaten bir süre sonra diyabet elçisi gibi bir duruma geldim. İlk diyabet tanısı konan aileler hemen bana ulaşmaya başladılar. Belli projelerde yer aldım, sosyal sorumluluk projeleri yarattım. Bunların içerisine onları dahil ettim. Çocukların yaşama sevinçlerini, hayata tutunmalarını sağlayacak şeyler geliştirdik. Ve çok ciddi bir network yelpazesine eriştim. Bu network de benim yalnız olmadığımı gösteren bir networktü tip 1 diyabetlilerin. Doktorlar, ondan sonra medikal ürünler, bir sürü insan bana cooperation yürüttü benimle. Partnershiplik yürüttü. Ve bunlar bana çok önemli katkılar verdi. Manevi anlamda, vizyon anlamında. Süreç böyleydi yani. Peki zorlandın mı? İlk aşamada zorlandın mı bunu öğrendiğinde?
Ya da duyguların neydi? Ya. Ve sonra nasıl bu savaşta öne geçtin? Öyle söyleyeyim. Ya ben şimdi sana karnımı göstereceğim abi. Müsaaden olursa. Estağfurullah. Bak vücudumda şöyle şeylerle yaşıyorum. Evet. Bunlardan bir tanesi pompa. Evet. Bir tanesi de şekerimi her saniye ölçen bir alet. Evet. Bunlar benim hayatımı kurtaran şeylerden bir tanesi. Şöyle takayım. Nedeni de şu. Bu insülin pompası yani dışarıdan iğne vurmadan sürekli bana 24 saat boyunca insülin gönderen bir alet. Yüksek maliyetli de bir alet. Bunu devlet bir kısmını karşılıyor. Aslında tip 1 diyabet olan insanların buna erişmesi konfor anlamında çok önemli. Ama sağlık bir konfor değildir. Bunu biliyorsunuz. Bunlar yokken den beri 12 seneden beri ben diyabetimi yönetiyorum. Yani manuel olarak. Bunlar şu an otomatik. Manuel olarak demek parmağımdan kan şekeri ölçüyorum. Ve insülinimi kendim iğne olarak vuruyorum. Şimdi normal bir insanken hayatta her şeyi yapabilecek güce sahipken ben felsefemi en basite indirgemeye çalışmıştım hayat felsefemi. O da şuydu. Siz de bilirsiniz o zaman Bursa'da oynarken hayat lokantası vardır. Marcel abi de çok sever oraları. Çok gitmiştir. Yücel abiler götürmüştür onu sever. Benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlar, siz de anlarsınız. Hep oraya giderdim akşam yemeklerine ya da idman arası yemeklerine. Çok da güzel bir servisi vardı. Düşündüm, dedim ki bir gün, ya hayatta çok şey istemenin bir anlamı yok. Aslında karnın açken istediğini yiyebilmek dünyanın en büyük mutluluğu. Sağlıklı olarak onu yiyebilmek. Ve bir anda elimden benim o alındı. Yani aslında karnım acıktığında her şeyi yiyemiyorum artık. Ve her şeyi hesap etmem gerekiyor. Çünkü normal insanlar yedikleri şeyi beyni hesap ediyor ve onun kadar pankreası insülin salgılıyor. Yediği karbonhidrat kadar. Bizde öyle bir şey var ki bizim pankreasımız yok. Yani çalışmıyor insülin anlamında. O yüzden biz dışarıdan aldığımız bütün besinlerin karbonhidratlarını sayarak buradan insülin gönderiyoruz ya da bacaktan vuruyoruz. Şimdi parmak delerek ölçüm yapmak denildiğinde normalde bir birey benim gibi diyabetli olan, performans sporu yapmayan, sedanter bir birey günde 4-5 defa şekerini ölçerek devam edebilir. Ama ben 25 ila 30 kere ölçüyordum. Aslında şöyle ki parmağımı delmeden parmağımı sıktığımda kan geliyordu artık. Ve bunu geçen senelerde hesapladık. 11. senemdeydi galiba. 86 bin defa, 86 bin defa vücuduma iğne batırmışım. Bu parmak delme ve insülin vurma dahil. Yani şimdi bu çok akıllara yatan bir durum değil. Yani benim yaptığım iş, evet, basketbol oynamak bakıldığında kolay, evet, dışarıdan atılıp tutulabilecek, yerebileceğin, övebileceğin bir meslek. Çünkü hepimiz bununla karşılaşıyoruz. Sizler koç olarak bir başarısızlıkta hemen adımıza şeyler yazılabiliyor. Ama baktığında bu mesleği icra ederken benim gibi kronik rahatsızlığı olan ya da işte Haluk Yıldırım kanseri yenmişti. Chris Lofton testis kanserini yenmişti. Bu tip sporcular da var. Mesela Miha Zupan var, sağır. %100 duymuyor, kulakları duymuyor yani. İşte Chuck Davis var, kan sulandırıcı ilaç kullanıyordu galiba. Şu an başka hatırlayamadığım varsa siz hatırlatın lütfen. Bunlar normallerle yarışırken anormal insanlar. Yani kendilerinin üzerinde bir küfe ağırlık var ve bununla mücadele ediyorlar bir yandan da. Psikolojimi çok etkiledi. Çok ağladığım, çok üzüldüğüm, çok mutsuz olduğum zamanlar oldu kendi içimde kapanıp. Yani böyle artık imdat diye çığlık attığım oldu. Çünkü düzelmediği durumlar oluyor kan şekerimin. Adrenalinle. Çok kritik bir maça çıkacağım. Şekerim 300. 300'lü bir bireye, şekeri 300'ken bir bireye hareket ettirmezler. Ama ben sahaya çıkıp top oynuyorum. Ya da bir Galatasaray maçında burada Karşıyaka'da oynarken iki tane faul atmam gerekiyordu. Maç 5 sayıydı. Şekerimin düştüğünün farkındaydım ama o taraftara karşı Alper şekeri düşmüş kenara çıkıyor dedirtmemek için o iki faulü kullandım. İki de sıfır attım. Ana avrat küfür yedim sonra Twitter'dan. Çünkü atsam maç tek topa düşecekti. Ve belki kazanma ihtimalimiz olacaktı. Sonra kaçırarak çıktım ama ölçtüğümde şekerim 50'ydi. Yani normal bir insanın şekeri 70 ila 90'dır. Bu bahsettiğim 300 aralığıyla 50 aralığı gerçekten çok yüksek
ve düşük rakamlar. Bir insanın şekeri 50'ye düştüğü zaman oturur kenarda durur. Yani kımıldayamaz bile. Ben orada antrenman ya da maç yapmaya devam ediyorum. 300'ken de aynı şekilde. Ani bir kalp krizi geçirmen mümkün olabilir yani. 300 şekerle oynamak kolay bir şey değil. Tabii bunları insanlara, topluma anlatmak çok zor. Asıl sorun bence toplumda sorun, en büyük sorun şu. Zannediliyor ki bu başımıza gelmeyecek. Bu şöyle bir rahatsızlık ne yazık ki. Bugün yattınız, sabah uyandığınızda şeker hastası olmuş olabilirsiniz. Ben öyle yaşadım yani. Bazı kontrolsüz insanlar öyle yaşamıyor ama ben öyle yaşadım. O yüzden aslında şu anki organik beslenme yok, işte düzensiz beslenme var, stres, kaygı ortamı çok yüksek. Bunlardan dolayı insanlar işte sürekli internet, virüs var her yerde. O internet bütün şeyi, radyoaktivite bozuyor insan vücudunu. Herkes potansiyel hasta ne yazık ki aslında. Yani büyük bir savaş verdin anladığım kadarıyla. Ama bu savaşın kendinle verdiğin kısmını nasıl kazandığını çok merak ediyorum. Yani senin zihnini değiştiren ve bu savaşı bu savaşı kazanmaya iten ne oldu? En önemli etken neydi? Yani tabii ki ailem, birinci safhada ailem bana çok destek oldu. Yücel Platin'i aslında şu anda daha iyi anlıyorum ve tebrik etmek istiyorum. O bana o sene büyük bir sorumluluk vermişti. Diyabetli olmama rağmen o bana verdiği sorumluluktan vazgeçmedi. Yani benden çabuk vazgeçmemesi çok önemliydi. Ya Alper hasta oldu, biraz kenarda dinlensin demedi. İlk beş başlatmaya devam etti. Bana destek oldu. Çok akıllı bir adamdır o da bence. Hem basketbol olarak hem sosyal hayattaki zekası olarak. Takım arkadaşlarım hep destek oldular. İşte beni hep böyle temkinli bir şekilde yaklaştılar bana. Beni kontrol ettiler iyi miyim, kötü müyüm diye. O sene Oyaklanı'da olman benim için çok şanslı. Çünkü oradaki arkadaşlık ve birliktelik çok değerliydi. Siz de bilirsiniz. Küçük bütçeli takımlar, büyük bütçeli takımları yenmek için çok daha iyi arkadaşlık ve birliktelik sergilerler. Sonrasında çevremdeki insanlar bana hep destek olmaya çalıştı. Çünkü bunda primer oluyorsun. Yani tek bir sporcusun. Bunu birinin göğüslemesi lazım. Bugün ben yapamasaydım yarın başka bir kardeşim, arkadaşım yapacaktı. Bendeymiş şans. Ben bir de hayatta hep çocukkenden beri şeye hedeflerdim. Bir isim bırakmak. İşte yarın bir gün Alper Saruhan denildiğinde tabii ki hepimiz doğru hayat şeylerinden geçmiyoruz. Mutlaka verdiğimiz kararlar bazen sevimsizleştirebiliyor bizi. Sevmeyenler de olabiliyor ama genel itibariyle sevilen, topluma iz bırakan bir insan olmak istiyordum. Diyabet benim için aslında böyle bir kapı açtı. Belki basketbolcu olarak o şeyi yırtamayacaktım. Yani üst düzey milli takımlarda böyle istatistikler yapan, çok iyi oynayan bir oyuncu olamayacaktım. Daha çok görev adamı tarzında oynuyordum ben. Ama diyabetli bir sporcu olarak o şeyi, kapıyı sonuna kadar araladım. Dediğim gibi birçok dünya üzerindeki iyi firmayla cooperation yürüttüm. Bunlardan biri Roche'dur. Üzerimdeki Medtronic'tir, işte Abbott'tır. İnsülin firmalarıdır. Bunlar gerçekten dünyanın en popüler, en iyi ilaç firmalarıdır ve bunların CEO'larıyla, genel müdürleriyle hep topluma hizmet etmek için cooperation'lar yürüttüm. Böyle bir kapı açıldı bana. Kendimi sevdirmeye ve çocuklara rol model olmayı çok istiyordum. Onlara ışık tutmak, çünkü basketbolcu olmak gerçekten kolay bir şey değil. Kendimi böyle ifade ettiğim zaman manevi anlamda mutlu hissediyordum. İnsanlığa yardım etmek benim bir şekilde ibadet şeklim. O insanlara yardım ulaştırdığımda, onları mutlu ettiğimde ya da onların başarılarına katkıda bulunduğumda kendimi iyi hissediyordum. Diyabet bana böyle bir yol açtı. Diyabetin negatif anlamda belki bana fiziksel olarak yaşattığı, psikolojik olarak yaşattığı birçok şey olabilir ama baktığınızda ben hep pozitif taraflarına baktım. Bu sayede diyabetle arkadaş oldum açıkçası. Şu anda bana deseniz ki diyabetin gitsin, yok gitmesin derim. Trabzon'da belli bir süre yaşamış iki insan olarak sana bir soru sormak istiyorum. Orası çok zor bir şehir. Benim çalıştığım bütün şehirler arasında en çok antrenör oradadır.
o şehirde bile sen bu sosyal sorumluluk şeylerini hiç aksatmadın. Ben ona hep dikkat ettim. Hani Trabzon ilçelerine gittin, oradaki çocuklarla birlikte olmaya çalıştın. Bu motivasyonun kaynağı sadece diyabet mi, yoksa senin yetiştirilme tarzın ve birlikte olduğun, yani özellikle gençlik döneminde birlikte olduğun insanlar da seni bu yönde çok etkilediler mi? Kişisel felsefeni oluşturmak bakımından soruyorum. Trabzon dediğiniz gibi zor bir lokasyon. Hem coğrafya anlamında zor, hem sporculuk anlamında zor. Orası futbol menşeli bir şehir. Trabzon Spor Kulübü bakıldığında gerçekten Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Anadolu'da ilk kez lig kupasını kazanan, Türkiye liglerini alt üst eden bir kulübün, başarı hikayeleriyle dolu bir kulübün basketbol şubesiydik biz. Siz de aynı şekilde. Orada biliyorsunuz ki insanları ikna etmek ve basketbola yöneltmek çok çok daha zor. Fakat sizinle beraber başlayan o organik bağlılık benim geldiğim dönemle beraber yükselişe geçmişti. Ama tabii ki oradaki meşaleyi yakanlardan biri de sizin antrenörlük yaptığınız zaman sezonki Trabzonspor'un basketbol kulübünün kuruluş zamanları. Sonrasında bir başarı öyküsü yazılmaya başladığında tavırlar kulübe karşı zaten hep sıcaktı. Yani Trabzonspor armasıyla yarışan bir branşı Trabzonlar ve Trabzonspor destekleyen herkes mutlaka destekler. Bu pimpon da olabilir, güreş de olabilir. Herkes gelir yani. Basketbolda futbolun dengeleyicisiydi aslında. Futboldaki herhangi bir başarısızlıkla mağlubiyette de Trabzonspor'un basketbol kulübünün kazanması sosyolojik açıdan şehri dengeliyordu. Ve bu gerçekten çok fark edilir Trabzon'da. Çünkü futbol kaybettiğinde, kötü oynadığında, özellikle İstanbul kulüplerine kaybettiğinde o hafta esnaf kan ağlar, millet sokağa çıkmaz, karısıyla tartışır adam, ne bileyim çocuklar mutsuzdur. Ama işler yolunda gittiğinde Trabzon'da çok güzel bir yere hava vardır. Ben oraya gittiğim zaman benim zaten eşim Artvin Şavşaklı'dır. Karadenizli bir ailenin bir parçası olmak, eniştesi olmak bana birçok şey öğretti. Bir yandan da benim çocukluğum Trabzonlu bir ailenin içerisinde geçti. Benim en yakın arkadaşım Trabzon Araklılı'dır. O yüzden o kültüre çok hakimdim. Trabzon'a gittiğim zaman da benim yegane diğer sporculardan yaptığım şey, ben çok dolaştım. Sokak sokak dolaştım. İnsanlarla sohbet ettim. Muhtar adayı gibi yani. Herkese basketbolla ilgili bir şeyler söyledim. İnsanları maça davet ettim. Bilet dağıttım. O sayede benim oraya sahiplendiğimi görünce insanlar da bana karşı çok sahiplendi. Sonrasında tabii ki bir başarı geldi ve o başarı, evet, Avrupa ikinciliği de bence bir başarı. Avrupa Kupası finalini orada Trabzon'da Hayri Gül Spor Salonu'nda oynadık. O da bence bir başarı. Sonrasında bu 15 Temmuz süreci yaşandı. O yaşandığı vakit kulübümüzün bir hamlesi yoktu. Tek anlaştığı oyuncu bendim ve o zamanki başkanımız Abiş Opikoğlu dedi ki, ya Alper, süreç biraz garip işliyor. O ligin kurulması, başlaması ne olacağı belirsiz. Sen de Trabzon'dasın. Bir şeyler geliştir, bir şeyler yap. Kulüple şehri birleştirici bir şeyler yap. Ben tamam, merak etmeyin, yaparım dedim. O anda da Beşirli'de oturuyordum. O Birinoğlu Beşirli'de. Sahili gören bir yer. Sahilde bir sürü basket potaları var ama bomboş yani. Hakikaten boş. Geldim, bu insanlar neden sokağa çıkıp top oynamıyor? Çıksınlar, oynasınlar. Spor birleştirici bir unsurdur. Ben Twitter'dan bugün şu potada top oynayacağım diye bir tweet attım. Tabii ki taraftar grupları da destek verdi o tweetin yayılmasına. Bir hafta boyunca oynadım. Pazartesi salıdan işte pazara kadar 7 gün boyunca oynadım. İlk gün gittim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin potalarına gittiğimde 100 kişi geldi. Şimdi 100 kişi de yazın ortasında fındık mevsiminde, insanlar fındık topluyorlar çünkü geçimlerinde öyle kazanan bir kesim var Trabzon'da. Büyük bir rakam, aynen öyle.
Ve engelli kardeşlerim bile geldi. İnanır mısınız? Gerçekten fiziki engeli olup koşuyla ilgili bir sıkıntısı yok ama eliyle ilgili bir sıkıntısı olan bir kardeşim geldi ve benimle beraber maç yapmak istedi. Yani bu beni inanılmaz duygulandıran bir şey. Çünkü belki hayatta kendini ifade edemeyeceği birçok alan varken ya da ifade edebileceği birçok alan varken beni tercih etmesi çok özeldi. Oraya birçok Trabzonsporlu formasını giyip geldi. Birçok insan beni görmeye, birçok insan Trabzonspor'un kaptanını görmeye geldi. Sonrasında ben ilçe ilçe dolaştım. Her gittiğim potaya düzelttim, potalara fileler astım. Duyurular yaptım. Hatta ya kaymakamla görüştüm galiba bir tanesinde. Bir yerden izin almamız gerekiyordu. Kaymakamı aradım. Kaymakamın korumasıyla görüştüm. Bana yollar açıldı falan böyle. Salonlar açıldı. Bir üniversitenin salonu şeyini açtılar, tesisini açtılar. Çok özeldi, güzeldi. Her gittiğim yerde ağırlandım. Ben de onlara imkan sağlamaya çalıştım. Çünkü beni takip etmek isteyen bir 30-40 kişilik bir kemikleşen ekip vardı. Çocukların imkanları yoktu. Onlara ben yardımcı oldum ulaşımlarına vesairelerine. Bunlar Trabzon'a katılmış bir basketbol anlamında değerdi. Sonrasında Sinan Güler rica ettim. O kırmadı beni. İstanbul'da bir tanesini yaptı. Aslında Türkiye'de birçok şehirde basketbol oynanıyor. Fakat salonda oynanıyor abi. Yani sokakta da basketbol oynanıyor. Basketbolu aslında sokaktan beslenen bir şey basketbol. Evet. Oraya indiğinde insanlarla ilişkileri iyi kurduğunda o insanlar salona da geliyorlar. Ve mesela bana karşı antipati duyan insanlar benimle orada maç yaptığında beni inanılmaz sevdiler. Ya abi işte sen sokamayınca işte sana kuruluyorduk diyorlardı mesela. Ben de onlara anlatıyordum işte sokuyorsun, giriyor, bazen girmiyor. Bu aynı futbol gibi değil. Futbolda 10 metre, 7 metre kale var. Atamıyor adam küçük topu. Ben bu kadar deliye atmaya çalışıyorum. İşte kızmayın falan filan diye. Onlara basketbolu sevdirdim. Sonrasında yerel basına çıktı benim bu yaptığım şey. Alper Sarıhan sokaklara çıktı diye. Ulusal basına çıktı. Federasyona iletildi. Aslında her sezon sonunda olmasını düşündüğüm bir aktivite. Özellikle Anadolu'ya basketbolu yaymak için. Geçenlerde ben de canlı yayın yaparken Instagram'da Şehmus Azer'le görüştüm. Teksut Bandırma'nın forveti. O mesela Batman'dan çıkmış bir oyuncu. Baktığında Batman'a da bir spor okulu kurmuş. Mesela bu çok önemli bir şey. Yani doğup büyüdüğü doğu illerinden bir tanesine basketbolu kalkındırmak için bir hizmet yapmış. Benim de niyetim oydu. Ve dediğim gibi Trabzon'da gerçekten kitlelere ulaştım. Beşikdüzü mesela, Trabzon'u bilenler varsa, Beşikdüzü çok zor bir coğrafya. Trabzon'un en zor coğrafyası ilçe olarak. Aşırı dağlık bir yer. Sadece girişinde çok ufak bir alan var, düz alan olarak. Yani orada bile bildiğim kadarıyla insanları toplamayı başardım Beşikdüzü'nde. Yani dağdan geldiler değil mi? Evet. Yukarı, evet. Yayladan aşağı indiler. Yayladan geldiler. Bir de Beşikdüzü biliyorsunuz sürekli sel yaşanan bir yer. Yani o dağlardan direkt denize doğru bir sel yaşantısı da oldu birkaç defa. Üzücü tabii. Ama çok enteresan insanlarla tanıştım dediğim gibi. Mesela bir antrenörle tanıştım. Antrenör mesleği de çok kutsal bir meslek abi. Yani herkes sadece primer olarak antrenörlük yapamıyor. Baktığında adamın okulun yanında bir tostçusu vardı, kafesi. Ama bir spor okulu da var. Yani ve bana diyordu ki yani kaptan nasıl geliştireceğiz biz kendimizi? Gerçekten adam kendini geliştirmeye çalışıyor. Bana hemen oyuncularını getirmişti. İşte bundan bir şey olur mu, bundan bir şey olur mu falan diye. Birçok harcanan da çocuk var. Şimdi İstanbul'da yetişen, büyüyen bir çocukla Trabzon'da ya da işte Rize'de, Artvin'de, Kars'ta, Ardahan'da yetişen bir çocuk aynı olabilir mi? Orada da yetenekler var ama bulunamıyor. Ya da bulunduğunda parlatılamıyor. Ya da belli koçlar var mesela, inanılmaz derecede emekçi. Ama bir şekilde kefeni yırtamıyor. İşte bunların hepsinin bence çözüme ulaşması gereken sorunlar olduğunu düşünüyorum. Var mesela Trabzon'da da Osman Ekici var. Çok önemli insanlardan biri. Osman Ekici, evet, Türk basketboluna
mal olabilecek bir... Çok ciddi emek sarf ediyor o çocuk ama Trabzon'dan dışarı çıkamıyor. Neyse biz şimdi Trabzon özelinden çıkalım. Sorusu olan tamam, var mı? Sırayla soruları almaya başlayayım. Yayın kesilmedi bugün, enteresan. Mori abi, senin sormak istediğin bir şey var mı? Mikrofonu söylemek açman lazım. Benim söylemek istediğim bir şey var. Yani tam bir iyi niyet elçisi, gönüllü basketbol sevdalısı ve bayağı bir işler yapmışsın. Benim belki Alper sen biliyorsun, benim de 25 yaşında 4 yaşından beri diyabetli olan bir oğlum var. O da şimdi müzikle uğraşıyor, müzik okuyor yurt dışında. Geçirmiş olduğun zorlukları çok çok iyi anlıyorum, biliyorum ve bunun benim annem de diyabet cemiyetinin kurucusudur. Benim abimde de vardı kurucularındandır yani, daha doğrusu ilk şeylerinden. Orada bir mottosu var diyabet cemiyetinin: hayat ayar, hayat sağlar. Belki bu en büyük şeylerin, zorluklarından bir tanesi o ayarı bulabilmek. Ve o ayarı sen kendine çok büyük bir iyilik yapmışsın, o ayarı bulmuşsun. Ve ömür boyunca da bu ayarı sürdüreceğinden de eminim. Bütün o şeyleri de zor zamanlarını atlatmışım diye görüyorum. Aile kurmuş olmak, çocuklarına şey yapmak çok çok güzel bir şey. Seni tebrik ediyorum ve bu gönüllülük şeyinin devamını diliyorum, hem basketbol adına hem diyabet adına. Çok teşekkür ederim abi. Yani benim yaşadıklarımı siz de aslında aile olarak çok iyi biliyorsunuz. Kolay şeyler olmadığını da farkındasınız. Aslında diyabet olan kişinin ailesi de diyabetli gibi yaşamaya başlıyor. Onun beslendiği gibi beslenmeye başlıyor. Onun kadar dikkat ediyor. Bu durum aileye de yansıyor pozitif anlamda. Tabii ki zor dönemleri var ama bu zor dönemler insanı güçlendiren, hayatı survive edebilmesi için iyi tecrübeler oluyor. Ayakta durabilmek için, sorumluluk sahibi olabilmek için. Sizin de oğlunuz aynı şeyi başarmış. Ne kadar güzel. Ben çocuk yaşta olmadım ama çocuk yaşta diyabet olanların ailelerine hep şunu söylüyorum: belki aile olarak siz onlara sorumluluk sahibi olmayı öğretmekte zorlanabilirsiniz ama diyabet onlara öyle bir sorumluluk sahibi yaratır ki, öyle sorumluluk sahibi olurlar ki hayatlarında ve farkındalıkları yüksek yaşarlar ki loser olmaktan kurtulurlar. Ve winner yaşamak zorunda olurlar. Çünkü winner yaşamazsan diyabet seni ele geçirecek. Winner yaşamak zorundasın. Bizde de böyle bir şey var kendi aramızda. Evet, Yankı'nın bir sorusu var. Hocam, benimki soru değildi ama Alper abi seni dinliyor. Evet. Alper hocamın bana söyledikleri bana gerçekten çok şey kattı. Hocam çok teşekkür ederim. Katıldığınız için de, bu söyledikleriniz şeyler için de bana çok şey kattı. Ben teşekkür ederim. Sizin gibi genç sporcuları gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çok değerli antrenörlerle beraber çalışıyorsunuz. Bir kere çok şanslısınız. Burada basketbolcu olabilmek için ben de sizlerin geçtiği yollardan çok önceler geçtim. Beni de ailem sırtında taşıdı, antrenmanlara götürdü, getirdi. Hiç yılmadan hep peşindelerdi. Ailelerin de çocuklarının hedeflerine hizmet etmesi gerçekten çok önemli. Çünkü basketbolcu olabilmek, basketbol adamı olabilmek aslında çok güzel bir meslek sahibi olmaktır. Gitmediğin ülke, dolaşmadığın şehir kalmaz. Birçok farklı kültürden arkadaşın olur. Bir meslek sahibi düşünelim. Herhangi bir böyle oturarak yapılan bir meslek. Düşünsene, 6 tane farklı yabancı ülkeden gelen, 6 farklı kültürden gelen, antrenör de bazen yabancı oluyor, 7-8 farklı kültürden gelen insanla her sene
onayını geçiriyorsun ve o sana inanılmaz değişik vizyon katıyor. Spor yaparken para kazanıyorsun, spor yaparken imaj kazanıyorsun, saygı kazanıyorsun. Bunlar çok özel şeyler ve sporculuğun senin hayatın boyunca kazan kazan mantığıyla ilerliyorsun. Hem fiziksel olarak bir şeyler kazanıyorsun, hem maddi olarak, aslında hem de en büyük önemli dolduracağın kısımda manevi olarak. Çünkü basketbol bittiğinde bu tip şeyleri manevi olarak, manevi kazançlarla hayatını yürütüyorsun. Benim sizden ricam, önünüze çıkan hangi engel olursa olsun, bu sınav olabilir, işte özel hayatta bir şey olabilir, kayıplar olabilir, ne olursa olsun hedeflediğin yoldan hiç vazgeçmeden devam etmen. Bir de şöyle bir şansınız var. Bizim zamanımızda internet yoktu ve internet olmadan kendimizi geliştirmek için çaba sarf ettik. Şu anda siz istediğiniz bir oyuncunun istediğiniz bir hareketini Google'a, YouTube'a yazıp anında seyredip taklit edip çalışabiliyorsunuz. Ya da antrenörleriniz kendilerini geliştirmek için her yerden beslenebiliyor. Ben şimdi eski antrenörlerimle konuşmalar yaptığımda onlara şunu soruyorum. Ya abi, eskiden nasıl öğreniyordunuz? Yani bilgi kısıtlıydı. Şu an bilgi inanılmaz fazla ve oyuncu olabilmeniz için, iyi birer profesyonel olabilmeniz için bir kere hayat felsefesi olarak sporu benimsemeniz gerekiyor. Sonrasında da sonuna kadar hiç yılmadan, hep mücadele vererek, günlerce tatil yapmadan çalışmanız gerekiyor. Ama sonrasında hep mükafatını alacaksınız. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben belki de orta 2'den beri doğru düzgün tatil yapmadan profesyonel oldum. Yani hiç tatil yapmadım diyebilirim hemen hemen. Hep antrenman yaptım, hep. Artık basketbol bıraktıktan sonra tatil yapmaya başladım. Ben de orta 2'deyim. Yani felaket telli gibi. Yani, evet, Derya hocamın bir sorusu var, ne alalım? Merhabalar, Derya Erçevik. Murat'cığım, öncelikle evet, ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Bu konferanslar çok faydalı oluyor. Elimden geldiğince ben de çevreme duyurmaya çalışıyorum. İTÜ olarak gerçekten harika bir camiasınız. Ben de Mehmet Aykaç kardeşimin döneminin oyuncusuyum Fenerbahçe'de. İTÜ ile birlikte tek takım gibiydik yani. Harikulade bir camia. Tebrik ediyorum. Gerçekten devamını diliyoruz bu çalışmaların. Alper'cim, canım kardeşim, seni tanıyorduk ama burada çok daha farklı bir yönüyle tanımaktan ve çok güzel konuşmandan çok etkilendim. 1,5 sayfada not aldım. Benim seni tebrik ediyorum. Her şey gönlünce olsun inşallah. Benim iki tane diyabetli sporcum var küçükte. Bir tanesi de gelişmeye açık bir evlat. Onunla ilgili sana soru soracaktım ama fazlasını verdin cevap olarak. O aileye de bu videoyu ileteceğim müsaade ederseniz. Daha çok bilgilenmelerini şey yapacağım, sağlayacağım. Yolun açık olsun. Çok çok kolaylıklar dilerim sana. Bir de bu sokak basketbolu çok önemli mesele. Biz basketbol insanların çok üzerinde durduğu bir mesele. Yani Amerika örneği var önümüzde. Yani buna yönelik de bir şeyler de yapmak lazım ülkemizde gerçekten. Bakın, bir tane sevgili değerli kardeşimiz koca bir ili sallıyor yani. Yani Basketbol Federasyonu'ndaki o kırmızı kitaplarımızda olan basketbolun tabana yayılması çalışmalarına ben de çok destek veriyorum. Ama böyle dediği gibi Marcel Mori abimizin elçilere, basketbol gönüllüsü Alper gibi arkadaşlara ihtiyaç var. Türkiye'de basketbolu çok daha fazla yayabiliriz. Son bir şeyim de bu TEDx sistemine konuşmacı olarak da katılsan Alper'cim. Çünkü diyabet basketbol artı diyabet zor işi olanlar da var. Ağır işçi, evet, ağır çalışanlar hayatta falan. Yani çok faydalı olur. Çok güzel bir konuşma. Çok da böyle tatlı anlatıyorsun. Damağımızda, zihnimizde güzel bir tat bıraktın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Herkese iyi günler. TEDx konuşmasıyla ilgili birkaç girişimim oldu ama geri dönüş alamadım. Belki sizlerin desteği olursa, beni önerirseniz TEDx'e, belki onlar önerileri daha çok önemsiyorlar. Ben de isterim daha çok insana ulaşmayı. Pandemi döneminden önce dünyadaki birçok büyük ülkenin diyabet association'larına mail attım bu arada. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Dubai, Japonya, Çin, Hindistan. Bunların hepsi ADA, mesela American Diabetic Association'a. Dünya çapında bir projem var.
yapılabilitesi olan. Bunun için onlara anlatacaktım fakat pandemi süreci girdi. Hatta Amerika'da bir diyabet bu şeylerle ilgilenen, association'da bu işlerle ilgilenen, globalde ilgilenen bir adamla da görüştüm. Fakat şimdilik durdu. Ben zaten bu işin bir tek Türkiye çapında değil, global olmasından da yanayım. Çünkü bugün Türkiye'de bir çocuğun ihtiyacı varsa, Çin'de bir çocuğun da ihtiyacı var. Ukrayna'da bir çocuğun da ihtiyacı var. Global şeyler yaratılıp böyle bütün ailelere ve çocuklara, özellikle yetişkinler birazcık daha hayatlarını toparlayabiliyorlar ama çocuklar ve aileler özelinde bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan dediğiniz de çok doğru, şuna da çok katılıyorum. Basketbolu tabana yaymak. Ben açıkçası basketbolu bırakırken şöyle bir endişede bulunmadım. Burada birçok abim var basketbol antrenörü. İşte bir kulübe hemen gideyim, bir kulübün bir parçası olayım, bir A takımda asistan koçluk yapayım vesaire diye hemen düşünmedim. Ya da böyle bir girişimde bulunmadım. Ben de şu anda 7-17 yaş arası özellikle gençlere bireysel gelişimleri için antrenman yaptırıyorum. Kendi oyunculuk tecrübelerimden, oyuncuyken antrenörlük belgemi aldığım için, o eğitimlere katıldığım için öğrendiğim eğitimlerden, işte Marcel abi gibi insanların birebir de çalıştığım için söylüyorum, onların bize kattıklarından, deneyimlerden, şimdiki altta tabanda yetişmesi gereken insanlara da önem vermeye çalışıyorum ve şunu fark ediyorum. Böyle değerli antrenörlerimizin özellikle bu yaş grubundaki gençlere hem basketbol anlamında, hem basketbol psikolojisi anlamında, hem basketbol fizyolojisi anlamında ışık tutmaları çok önemli. Çünkü herkes A takım seviyesine gelip A takım seviyesinde oyuncu olacak diye bir kural yok. Ama herkes basketbol felsefesiyle hayatını yaşarsa çok güzel bir yaşam onları bekliyor. Çünkü paylaşma, friendship, yani arkadaşlık, ondan sonra mücadele, vazgeçmeme, stratejik kararlar yaratabilme, öngörü sahibi olma. Bunların hepsi basketbolun, basketbol felsefesinin içinde olan şeylerdir. Ve bu değerli antrenörlerimiz de sizler de oyunculara bunları katabilecek insanlarsınız. Murat abi de aynı şekilde çok tecrübeli bir insandır. Tabana yayıldığında basketbol, şu anda bir tane Cedi, bir tane Furkan var ama 4-5 tane bu isimden 6-7 tane olmaması söz konusu değildir. Dünyaya bakıldığında Slovenya 2 milyonluk nüfusu var. Avrupa şampiyonu oldu. Yunanistan dünya şampiyonu oldu. Onların nüfusları çok az ama başarıları çok büyük. Sırbistan dünya olimpiyat ikincisi oldu. Bunları nasıl başarıyorlar 3 milyonluk nüfuslarıyla? Biz bu kadar nüfusla neden başaramıyoruz ki, genç toplumuz? Bu soruları hep kendime sorarak hareket ediyorum. Tabii ki öğrenecek çok şeyim var. Yani ben asla koçum diyemem. Sadece koçluk mesleğine girmiş, kapıdan girmiş, merhaba demiş bir insanım. Ben de öğrenmeye geldim demiş bir insanım. O kadar çok öğreneceğim tecrübe, o kadar öğreneceğim bilgi var ki biliyorum. Bunları da yansıtmak da önemli, göstermek de önemli. O yüzden dediklerinize de katılıyorum. Her şeyde hayırlısı olsun diyorum. Bu bir cümle daha söyleyeceğim Muratçığım, müsaade edersen. Bu Çetin Yılmaz koçumuzla bir konuşalım biz senin için. O da bir uluslararası kuruluşun konuşmacısı aynı zamanda. Mutlaka seni konuşturmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben notumu aldım abi. Başka tamam, sorusu sağ ol kardeşim. Başka Murat, sorusu ben var mı? Mehmet abi galiba. Ha, Okan'ın mikrofonu açık. Buyur. Mehmet abi sen söyle, sonra ben söyleyeyim. Evet Okan hocam. Şimdi Alper'i ben yeni tanıyorum. Çok da memnun oldum. Bize vakit ayırdığı için çok değerli bilgiler ve hayat hikayesi dedik. Şimdi bizim öğrencilerimiz 10 yaşından itibaren başlıyor biliyorsunuz spor okullarında. Diyabet kalıtsal bir hastalık ama günümüzdeki bu yanlış beslenme sistemiyle de onun tipleri var tabii. Değil mi? Diyabetler öyle 1-2 gidiyor, gidiyor. Başlangıç için. Yok, iki tane tip var. İki tip var değil mi? Yani. Evet, açıklayayım onu isterseniz. Ha, bir onu bir de sorumu şöyle bitireyim, sonra seni dinleyeyim. Bu arada sen değil mi Alper? İyiyim ben. Tamam, arada insülin gönderiyorum. Tamam. Peki.
bu gelişme çağındaki çocuklarımız beslenmesinde muhakkak yapmaması gereken ana şeyler nelerdir? Onunla bir başlayıp devam edersen. Çok güzel soru. Arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. Diyabeti anlatayım hemen. Diyabet, iki tane diyabet var. Biri tip 1, biri tip 2. Başka diyabet çeşitleri de var ama onlar genelde gözüken tipler değil. En çok, en yaygın olarak tip 1 ve tip 2 gözüküyor. Tip 1 diyabette pankreasınız tamamıyla insülin salgılamayı bırakıyor. Yani pankreasın ana görevi vücuda giren yemekten sonra onun karbonhidratlar şekere dönüştüğünde şekerin hücreye girip enerjiye dönüşebilmesi için gerekli olan hormonu salgılıyor, insülini. Pankreasımız yavaş yavaş insülin hormonunu salgılamayı kesiyor. Adacıklar var. O adacıklar birbirini yok ediyor. Aynı kanser hücreleri gibi çoğalıyor. Yok ettiğinde pankreas insülin salgılamayı durduruyor. Bu sebepten dolayı bizler yediğimiz besinlerin karbonhidrat değerlerini sayarak ona göre ünite ünite insülin yapıyoruz. Yani bu şunu göstereyim. Bu insülin kalemi manuel olan. Bunu çıkartıyoruz ve buradan derecelerini seçerek, derecelerini insülinimizi karnımıza ya da bacağımıza yapıyoruz. Ufak bir iğnesi var bunun. Bu tip 1. Tip 2 diye, tip 1 diyabet doğuştan gözükebiliyor. Ergen yaşta gözükebiliyor. Birazcık da böyle 25, 20'li 30'lu yaşlarda da bazen gözükebiliyor. Ama tip 2 diyabet olgun yaşta ve ileri yaşta gözükebiliyor. Genelde mutlaka her ailenin bir üyesinde bu tip 2 diyabete genelde rastlanıyor. Bunlar ilaç kullanıyorlar. Çünkü şöyle insülin direnci oluşuyor vücutlarında. Pankreasları insülini üretiyor fakat insülini yeteri kadar kullanamıyor. Bir direnç uyguluyor vücut. Bu direnci bloke edebilmek için de hap kullanıyorlar. O direnç ortadan kalkınca pankreasın harcadığı insülini vücut kullanabiliyor. Bazı tip 2'lerde ise bu ilacı kullanmalarına rağmen pankreasları yorgun düştüğü için yeteri kadar kullanamıyor. Yine de insülini destek olarak alıyorlar. Bu da tip 2 diyabet. Şimdi çocuklardaki beslenme şekillerine gelince ben beslenme uzmanı değilim fakat profesyonel anlamda basketbol oynamış ve diyabetli olarak beslenen bir insan olarak şöyle yanıt vereceğim. Bir kere şekerin zaten çok yanlış bir besin olduğunu düşünüyorum ben. Şekerli gıdalar. Yani şekeri tümüyle hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Gazlı içecek türevlerinin hepsini hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü yeni yeni okuduğum kitaplardan ve birçok beslenme artık dedim ya hani diyabetin bana sağladığı bir network var. O network'ten diyetisyen arkadaşlarımla görüştüğümde diyorlar ki mesela bir proteinli besleniyoruz. Şimdi fırsat aralığı diye bir şey var. Eğitimlerde bunun eğitimini biz gördük. Basketbol antrenörlüğü eğitimlerinde. İyi antrenman yapıldıktan sonra kassal olarak yoruluyor sporcular. 2 saat içerisinde harcadıkları karbonhidratı ve proteini geri kazanmaları gerekiyor. Diyelim ki antrenman yaptı, sağlam bir antrenman. Arkasından proteinli bir beslenme şekli var. Bir öğle yemeği, bir akşam yemeği şekli var. Eğer gidip gazlı içecekle bunu beraber içerse o protein sentezini bağırsaklarda iyi yapamıyor. Çünkü gazlı içecek o proteinin sentezlenmesini engelliyor, baskılıyor. Ve aslında onlar protein gibi yiyorlar ama gazlı içecek onu öldürüyor. Şimdi bu tip beslenme şekillerine dikkat etmemiz lazım. İstediğimiz zaman istediğimiz kadar değil de yeteri kadar yemeği bilmemiz gerekiyor. Özellikle akşam öğünlerini doğru geçerek ve akşamdan sonra yatmadan önceki beslenmeleri çok fazla yapmamamız gerekiyor. Abur cubur saatleri olmaması gerekiyor. Doğal gıdaları almakta yarar var. Şu son dönemde ben 80'ler jenerasyonuyum, 82 doğumluyum. Eskiden kinoa, işte chia tohumu, ne bileyim işte kara buğday bile bulamazdık yani. Bu tip şeyler yoktu. Şu an marketlerde diyabetik ürünlerde ya da işte organik ürünlerde birçok tarımsal veya bitkisel proteinler var. Protein çeşitlilikleri var. Bunlardan yararlanarak beslenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki protein bir tek protein değil. Özellikle yetişme çağındaki çocukların karbonhidrat da almaları gerekiyor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka bir spor diyetisyeniyle görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü boyların uzamasına kadar yansıyan sebepler bunlar.
Mehmet abinin bir sorusu vardı sanıyorum. Bu arada bir şeyi daha uyarmak istiyorum abi. Çok affedersiniz Mehmet abi. Müsaadenizle bir şeyi daha uyarmak istiyorum. Bu çok önemli söyleyeceğim şey. Benim karşı komşum uyku bozuklukları hastalıklarıyla ilgileniyor. Burada Suat Seren Hastanesi'nde profesör kendisi. Geçen haftalarda kendisiyle de bir yayın yaptım. Telefonlardaki blue light, yani akşamları özellikle yatmadan önce insanların blue light'a maruz kalması, sporcularda yapılan bir çalışmaya göre telefonlarıyla uyumaya çalışan sporcuların daha sonrasında sakatlık riskine daha yatkın oldukları belirlenmiş Amerika'da. O yüzden telefonlarımızı mutlaka belli bir saatten sonra kenara koyuyoruz ve kitap okuyarak ya da müzik dinleyerek bu şekilde uykuya dalıyoruz. Özellikle büyüme çağındaki kardeşlerim için uyku çok önemli. Buyur abi, ben böldüm, affedersiniz. Estağfurullah. Mehmet abi sendeyiz. Ben esasında soru değil de ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Alper kardeşimi bu kadar geç tanıdığım için çok üzüldüm. Daha önceden tanımak ve fikirlerini çok daha önceden öğrenmek çok aydınlatıcı olurdu benim açımdan. Çünkü biz yeni bir oluşumuz, Teknik Üniversitenin içinde kendisinden çok faydalanabilirdik. Ama bundan sonra inşallah birlikte oluruz, belli projeleri götürürüz. Benim kendisine söyleyeceğim şu, bir milli takım ya da süperstar bir oyuncunun rol model olması benim açımdan çok önemli değil. Alper kardeşim şu anda tepeden tırnağa kadar bütün sporcular için bir rol modeldir. Vücudundaki herhangi bir eksiklik, arıza nedeniyle bu işten vazgeçmeyerek muazzam bir sporcu karakteri geliştirmiş ve bunu devam ettirmiş. Ve bizim genç çocuklarımıza herkesten daha fazla rol model olacağı inancım sonsuzdur. Kendisine bütün çabaları ve bize bu bilgileri paylaştığı için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Sorusu olan genç arkadaşların var mı? Can Nayman. Görüyorum seni. Yok. Yağız. Burada mısın? Tuna, saçlar uzun ama sorunu sorabilirsin. Bizim Türk toplumunda en büyük sorun soru sormamak. Evet. Ben de söyleşilere katılıyorum. Hem okullara gidiyorum. Diyabetle ilgili kamplara gidiyorum. Türkiye'nin her yerinden çocuklar geliyor. Beni dinliyorlar. Sorunuz var mı diyorum. Sormuyorlar. Yayın bitiyor. Çıkıyoruz. 10 tane soru soruyorlar. Yani orada sorun soruyor. Aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz. Yani boyun kaç? İşte nerelerde oynadın? Unutamadığın maç nedir? Yani bir sürü şey sorulabilir aslında. Tabii uzun saçlı olan arkadaşımız geç yaptığı için ona fazla yüklenmeyelim. İsmi neydi hatırlamıyorum. Emir soru sormaya hazır gibi duruyor. Doğru mu Emir? Mikrofonunu aç, Alper abinle biraz sohbet et o zaman. Hadi. Teşekkürler. Merhaba. Ne haber Emir? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dinliyorum seni. Benim bir sorum yoktu da, karantina günleriniz nasıl geçiyor? Emir, senin karantina günleri nasıl geçiyor? Hiç basketbol maçı izledin mi? İzledim. Hangi maçı seyrettin mesela? En son İTÜ Beşiktaş maçını izledim azıcık. İyi bakalım. Mutlaka maç izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bizim sporcularımızın da ben A takımda oynarken genç oyuncular geldi. Genç oyuncularla çok fazla antrenman yaptım. Genç takımdan A takıma yükselen kardeşlerim oldu. Her zaman onlara da söylediğim bir şey, mutlaka ve mutlaka eski maçları takip edin, izleyin. Ve bu eski maçlar dediğim senin doğmadan önceki maçları da takip etmende yarar var. Çünkü basketbolun nasıl geliştiğini takip edersen ileriye yönelik fikirlerin olur. Sen büyük ihtimalle şu anda 13, 14 kaç yaşındasın? 15.
15 yaşındasın. Yani bir 5 sene sonra belki Süper Lig seviyesinde bir oyuncu olacaksın. Ama bu 5 sene sonrayı da kafanda şimdiden planlaman lazım. Ben sana çok şöyle bir anımı anlatayım. Dedim ya, bizim zamanımızda televizyon, internet yoktu. Ya televizyon vardı tabii de bu kadar çok basketbol yayını falan yoktu. İnternet yoktu. Fast Break dergisi vardı, bir dergi. O dergiden posterler alırdık. Ben Harun Erdenay'ı, İbrahim Kutluay'ı, işte Orhun Ene'yi, Tamer Oyguç'u, Türkiye'deki oyuncular, Michael Jordan'ı, işte Sean Kemp'i, aklına gelen o zamanki NBA oyuncularını odama yapıştırırdım. Defense yazardım odamın tam ortasına kağıtla, duvara yapıştırırdım. Karşılarına çökerdim, savunma yapardım duvarda. Hani o duvarda stance'de duruyoruz ya böyle, bacaklarımızın kuvvetlenmesi için. Öyle motive olurdum bir gün onlarla oynayacağım diye. Harun abiyle, İbrahim abiyle oynama fırsatı yakaladım karşılıklı. Hep bu hayallerime ulaştım. Çok güzel anlardı benim için. O yüzden sen de şimdiden oynamak istediğin oyuncuların takip et. Onların neler yaptığını takip et. Bir gün bir bakarsın karşısında onlara savunma yapıyorsun. Ya da onların üstünden böyle çıkmışsın, smaç atıyorsun. Hayal et ki o hayaller gerçek olsun. Teşekkür ederim. Evet, yankı. Bugün Mehmet abi, bugün Mehmet abi var. Mehmet Okur, doğru değil mi? Yanılmıyorum. Evet, saat 6'da. Mehmet abiyle de karşılıklı oynama fırsatı buldum. Hatta bir pozisyonda üstünden smaç atmayı denemişim. Ne haddimeyse. O da beni böyle bloklamış. Yani sonucunu hatırlamıyorum. Vuramadım büyük ihtimalle ama o kadar yükselmiştim. O da tam bloklamadı ama. Onu bazen Instagram'da TBT yapıldığında koyuyorum. Bana hemen cevap atıyor. Buraya giriş yoktur diye. O da Türk basketbolunun örnek ve muhteşem karakterlerinden biridir. Ona da selamımı iletirseniz sevinirim. Tabii ki iletiriz. Seni de bekleriz istersen. Yankı'nın yine bir sorusu var. Hocam, orta ikide boyunuz kaçtı? Zor yerden geldi. Orta ikide boyum kaçtı. Orta birde ki boyumu hatırlıyorum. Hatta ilkokul 5'te 1.55'tim. İşte 1.65 diyebiliriz. Liseye başladığımda 1.90'dım. Yankı, istediğin cevabı aldın mı? Aç mı? Bizim aile full sonradan şeyler çıkıyor. Sonradan boyuzuyor, sonradan büyük çıkıyor, sonradan sakal uzuyor. Mesela babam annemle evlendiğinde sakalları daha yeni çıkıyormuş. Bıyıkları daha yeni çıkıyormuş. Hayır. Lise sonunda boyatmaya devam ediyorlar. Lise 2'de başlıyorlar. Bütün amcaları falan öyle. Üniversitede boyatıyorlar yani bizimkiler. Şimdi Yankı'cığım, bence yeni basketbol sisteminde çok fazla boyunu kafaya takacak bir durum yok. Ayrıca ben 2 metre 2 santimim, 2 metreyim diyelim. 3 numara pozisyonu oynadım. Ama bana kalsaydı ben 1-2 oynamayı tercih ederdim. Mori abi anlattım ya, geldi bize basketbolda fundamental eğitimleri verdi. O topu vuranlar hep benden daha fazla para kazandı. Ben şutu atandım ama hep onlardan daha az para kazandım. Topu yere vuran, dribbling yapan, pikenli oynayan hep daha fazla kazandı. Daha ön plana çıktı. O yüzden boyunun uzun olması çok büyük bir avantaj değil. Tabii ki 2-5, 2-10 o civarlara ulaşabileceksen mükemmel ama 3 numara pozisyonu ne yazık ki Türk basketbolunda da öyledir. Çok verimli bir pozisyon değildir. Sorumluluk geldiğinde o sorumluluk üzerinden iş yapabilmen önemlidir. Ama 4-5, 1-2 pozisyonları çok kritik pozisyonlardır. İlla boyunun 2 metre olmasına gerek yok. Ha, 2 metre olursa da bir gün boyun, mutlaka topu yere vur ki iyi vurduğunu da göster ki antrenörlerin sana o piken rolü oynasınlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Tuna'nın teşekkür sorusunu canım. Alıyoruz şimdi. Tuna, hazır görüyorum seni. Sallama başını. Haydi kardeşin sorsun o zaman.
Mikrofonunuzu açın, en azından biraz sohbet edin. Bak Alper abinizi sizin için getirdik. Biz her gün gider sohbet ederiz onunla. Hocam babası günde iki kere seminer izlettiği için her şeyi bilir durumda neredeyse diye. Şimdi benim arkadaşlara önerim şu olabilir, oyunculuktan gelen biri olarak. Bir kere basketbollarını geliştirebilmek için mutlaka ve mutlaka bireysel antrenman yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Zaten sizler de koç olarak bunların gayet bilincindesiniz ve birçok oyuncuya da bu şekilde faydalı oluyorsunuz. Bireysel gelişim antrenmanları olmadan takım antrenmanlarına katılıp takım antrenmanlarında başarılı olmaları pek mümkün değil. Çünkü o sırada 12, 13, 14 kişi aynı anda antrenman yapıyor ve attempt az. Yani oradaki deneme az. Deneme az olduğu için, bireysel olarak deneme az olduğu için gelişimde bir o kadar kısıtlanıyor, kısalıyor süreç. Ama bireysel antrenman yapabilirlerse, şu an evdeler, evde de yapılabilecek birçok bireysel antrenman çeşitleri var. Bunlara özen gösterirlerse, hayatlarının bir parçası haline getirirlerse, antrenmandan bir saat önce gelip bir saat sonra çıkabilmeyi başarmaya çalışırlarsa, o zaman bu gelişimde hep ön planda olurlar ve yarışmacı olabilirler diye düşünüyorum. Başka sorusu olan var mı acaba? Yok sanıyorum. Biz ufak ufak yayını kapatalım. Seni yeterince yorduk. Müsaade ederseniz çocuklara bir kitap tavsiyesiyle kapatmak istiyorum. Bu kitap önemli bir kitap. Türk basketbolunun 100 yıllık tarihi. Bunun içinde 1940'lardan 2000'lerin ortalarına kadar Türk basketbolundaki bütün isimleri, şampiyon takımları veya şampiyon olamamış takımları kadrolarıyla beraber bulabilirsiniz. İncelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Tarihi, basketbolun tarihini bilmeden basketbolcu olmamanızı öneriyorum. Bilmiyorum Alper abiniz de bu konuda neler der. Ben de o kitabı edinmem gerekiyor. Onu fark ettim şu anda. Peki. Alper'cim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarımın bilgilerini paylaştığın abi, için. Abi her şey için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bundan sonra daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.